Merhaba arkadaşlar. Bazen bizden aynı sayfanın farklı çıktıları istenebilir. Ama bu çıktılarda bazı bilgilerin gizli olması gerekirken bazı yerlerde de açık olması istenebilir. Bunu nasıl pratik bir şekilde yapabiliriz onu anlatmaya çalışacağız. Yani farklı çıktı ayarlarını oluşturup kaydetme konusu adı altında tek sayfada birden fazla çıktı ayarı oluşturmayı anlattıktan sonra oluşturulan çıktı ayarlarını kullanma yöntemini anlatmaya çalışacağım. Eğitimlerin devamı için abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ve hemen başlıyoruz. Farklı çıktı ayarlarını oluşturup kaydetme. Öncelikle çıktı ayarları yapılır. Yani burası. Görünüm, özel görünümler komutunu çalıştırın. Yani görünüm, burası da özel görünümler. Açılan pencereden ekle seçin. Ekle burada. Açılan pencerede bir isim yazalım. Şurası. Bu yazıcı ayarları ile filtre dahil gizli satır sütunları saklanabilmektedir. Peki Excel'e geçip bunları uygulayalım. Geçtik. Öncelikle yazıcı ayarlarını yapalım. Dosyaya gelelim ve yazdır diyelim. Burada bizim yapacağımız sadece A4'ü A5 yapalım. Bir örnek olsun diye A5 yaptık. Ve buraya geldik. Sonra ne yapıyoruz? Görünüm sekmesi diyor. Bakın, görünüm sekmesi özel görünümler. Görünüm sekmesine geldim. Burada özel görünümler var. Burayı tıkladım. Pencere beni karşıladı. Sonra ne diyordu? Ekle. Hemen ekleye bastım. Buraya deneme yazalım. Deneme yazdık. Bakın burada görünüm kapsamı. Ne diyor? Yazıcı ayarlar. Yazıcı ayarları saklanacak. Tamam. Gizli satırlar, sütunlar ve filtre ayarlar. Onlar da saklanacak. Tamam. Ve tamam dedik. Şimdi diğer slayta geçelim. Oluşturduğumuz çıktı ayarlarını kullanma. Oluşturulan çıktı ayarlarını kullanmak için görünüm, özel görünümler komutunu çalıştırın. Görünüm burası, burası da özel görünümler. Açılan pencereden daha önce oluşturulan ayarların isim listesi görünecektir. Yani bunun gibi. Kullanılacak ayar seçilip göster tıklanır. Bunu seçtikten sonra göstere basacağız. Peki Excel'e geçiş yapıp bunlara bakalım. Öncelikle ayarımıza bakalım. Yazdıra geliyoruz. Ne yapmıştık? A4'ü A5 yapmıştı. Bakın şu an A5. Bunu A4 tekrar yapalım. Yaptık. Bakalım gerçekten değişecek mi? Şimdi ne yapıyoruz? Görünümlere geliyoruz. Görünüm. Hemen geldik. Sonra özel görünümler. Hemen özel görünümlere geldik. Bakın görünüyor. Deneme. Sonra bunu seçiyoruz. Seçili şu an. Ve göster diyoruz. Gösterdik. Peki gerçekten A5 yaptı mı bakalım. Baktığımız zaman gerçekten A5 yapmış olduk. Diğer slayta geçiyoruz. Anlattıklarımızı pekiştirmek amacıyla bir örnek yapalım. Çalışma sayfası için müdüre ve imale şefine verilmek üzere iki ayrı çıktı hazırlanacak. Peki bu çıktılarda neler olacak buna bakalım. Müdür için hazırlanacak çıktı da şu veriler olsun. Çıktı yatay hazırlanacak. Personelin adı, soyadı ve mail adresi olacak. İmalat şefi için hazırlanacak çıktı da şu veriler olsun. Çıktı dikey yazdırılacak. Personelin adı soyadı bitişik. Bakın adı soyadı bitişik. Ve ayrı ayrı olacak. Mail adresi olmayacak. Hemen Excel'e geçiş yapıp bunları yapalım. Geçtik. Şimdi ilk önce müdür için hazırlayalım. Müdür için ne hazırlıyorduk? Çıktı yatay yazdırılacak. Hemen dosyaya geliyoruz. Yazdır diyoruz. Burada yatay olması için ne yapıyorduk? Şuraya gelip bakın yatay var. Şurada zaten yatay şu anda. Yatay olacak. Personelin adı, soyadı ve mail adresi olacak diyor. Bakın adı, soyadı şu ve mail adresi. Yani şu adı, soyadı ayrı olmayacak. Şunu gizliyorum o zaman. Hemen şurayı gizliyorum. Bitti mi şu an ayarlarımız? Bitti. O zaman bunu kaydetmemiz lazım. Nasıl kaydediyoruz? Hemen görünüme geliyoruz. Özel görünümlere geliyoruz. Ekle diyoruz. Ve bunun adı da müdür olsun. Hemen şuraya müdür yazalım. Şöyle ilk harfi büyük yazalım. Müdür. Müdür yazdık ve tamam dedik. Peki diğerini hazırlayalım. Diğeri için nasıldı? Dikey yazdırılacak. Hemen dosyaya geliyorum. Yazdır diyorum. Ve burada bunu dikey yapıyorum. Bakın dikey yaptım. Şu an bunu dikey yaptım. Başka ne olacak? Personelin adı soyadı bitişik. Hemen şuraya gelelim. Bitişik ve ayrı ayrı olacak. İkisi de olacak. O zaman bu izlemeyi kaldırıyorum. Kaldıralım. Şöyle kaldırdık. Başka mail adresi olmayacak. Şunu gizleyelim. Bunu gizledik.
Ayarlarımız bitti. O zaman bunu da kaydedelim. Görünüme geliyoruz. Özel görünümlere geliyoruz. Ve buraya ekle diyoruz. Buraya da imanat yazalım. İmanat yazdık. İmanat dedik ve tamam dedik. Şimdi biz müdürünkini kullanmak istiyoruz. Müdüre bir çıktı vermemiz lazım. Onu nasıl kullanacağız? Hemen görünüme geliyoruz. Özel görünümlere geliyoruz. Müdür diyoruz. Göster diyoruz. Bakın adı ve soyadı. Burada da mail adresi var. Peki bakalım şeyde de yatay olarak yaptığını. Bakın şurada bakıyoruz yatay yönlendirme. Peki imanat için olmuş mu? Ona da hemen bakalım. Özel görünümler. İmanat diyoruz. Göster diyoruz. Bakın adı soyadını şöyle adı soyadı yazdı. Mail yok. Buraya geldik. Yazdır diyoruz. Bakalım. Bunu da dikey yapmış oldu. Bakalım anlatacağım bir şey kaldı mı? Son slaytımızmış bu. Bu derste anlatacaklarım bu kadar. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Hayırlı günler dilerim.